Özkan Bey'in eşi Ayşegül Hanım stüdyomuzda. Tekrarlayayım, lütfen yerinizden kalkmayın, konuşmayı başarın diye Ayşegül Hanım da buyursunlar. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz. İzlediniz mi biraz evet, önceki izledim. Hatırlatmayı? Hatırlatmayı da izledim. Yayını da izledim zaten. İzledim. Şimdi sizin kaçmanız çok enteresan. Yani bugüne kadar hiç karşılaşmadığım konulardan bir tanesi. Bir iş yerine giriyorsunuz. O iş yerindeki patronunuzu o kadar çok seviyorsunuz ki bunun için yani 2 yaşındaki çocuğunuzu bırakıp bu insanla beraber kaçıp ille de ben bu kişiyle çalışacağım diyorsunuz. Yani bu olay sadece patronla ilgili olan bir olay değil zaten. Daha önceden de bizim problemlerimiz vardı. Biz yani kızım doğduğundan beri var bizim problemlerimiz. Kaç yıldır berabersiniz? 3 yıldır beraberiz. Kaç yıldır resmi nikahlısınız? Nisan'dan bu tarafa da resmi nikah. Niye resmi nikah kıyılmadı? Kendisinin, o kadar uzun bir süre. Kendisinin önceden devam eden bir boşanma davası vardı. O davası istinafa gitti. İstinafta da 2 sene kaldı. O yüzden de kızım doğduktan sonra kıydık. Nikahınız kıyıldı. Aynen. 3 yıllık bir ilişki. Aynen. Yani neticeye baktığınızda 30 Haziran gecesi bir anda bir de evden kaçıyorsunuz. Evet, hani bir şeyler artık birike bir yerde patlak veriyor. Ben o 29 Haziran gününü çok merak ediyorum. Çünkü 29 Haziran'da yanında çalıştığınız Sedat denilen kişinin işçileri alacaklarını... alacağı olduğu için sizin kapınıza dayanıyorlar. Siz evet. Orada aslında onlar, oradaki işçilerden bir farkınız yok. Sadece sizin statünüz farklı. Onlar öyle bir şey değil aslında. Şöyle anlatayım. 29'unda değil, 28'inde yaşanmış bir olay. Bir gün öncesinde. Aynen. Daha şimdi sonra siz da, ne iş yapıyorsunuz Sedat'la? Ben yine aynı şekilde. Hani Sedat ne iş yapıyor? Tarım işçilerini şirketlere yönlendiriyoruz. Bağdabahçe'de çalışan işçileri... Patronlarla görüşürüp onlara yönlendiriyoruz. Antalya'da da Sedat Gümüş denilen kişi işçileri bu tarlalara, seralara evet, yönlendiriyor. Evet, evet. Siz orada çavuş olarak çalışıyorsunuz. İşçilerin... Ya ben orada sorumlu olarak kalıyorum. Sorumlu olarak. Aynen yani öyle. Sedat'ın patronu, sorumlu sensin. Aynen öyle. Evet. İşçilere patron para ödemiyor Sedat. Ödeniyor. Bir peki, çok işimizde 28'inde var zaten. Evinize çalıştığınız işçiler geliyor sizi sorumlu tutarak. Yani o işçilerin olayı şöyle. Kaç kişi geldi evinizin kapısına dayandı? 3-4 kişiler. Çok fazla değil. Kapıya dayanma zaten de. 30 kişi falan da değil. Bunların zaten çevre şeylerde kameralar vardır. Şimdi 30 kişiyle 3 kişi arasında dağlar kadar fark hayır, var. Hayır kesinlikle. Hatta eşinizin iddiası şu, o kişilerin evimize geleceğini bildiği için ihtiyacı olmadığı halde eczaneye gitmekte diretti eşim diyor. Hayır, ben o gün hastaydım, griptim. Evimiz ilaç dolu, her türlü ilaç var. 28'inden itibaren başlayabilir miyiz? Yani o evin içindeki tartışmalardan kaçışınıza gelmek istiyorum. Şöyle anlatayım. O işçilerin parasını bana patron, yani büyük patron, asıl patron, işini yaptığımız adam hesabıma, kendi şahsi hesabıma gönderdi. 2000 lira. Ama o gün de dediğim gibi o para yoktu. O gün eve geldiniz, işçiler kapınıza dayandı. O daha sonraki olay. Peki işçilerin, ben 28'inden hani ödeyemediğimiz için. Hanımefendi işçiler hani, kapınıza dayandı. Tamam daha tamam sonra mı? Zaten... Niye dayandılar kapınıza? Hani paramızı alamıyoruz dediler ama öyle bir mevzu yok. Ben de bunu peki, anlatmaya kimin çalışıyorum. Kimin muhatap kim? Sedat. Hani sizin bir kadın olarak bu insanlarla muhatap eden kim? Sedat'ın kendisi. Bundan dolayı eşiniz Özkan Bey ile aranızda tartışma çıktı kendisi mı? De defalarca zaten o işçilere, aynı işçilere defalarca kez tarlada, hani bahçede ödemelerini yaptı. Peki hanımefendi, o gün işçiler geldi mi kapıya? Evet, geldi. Geldiler. Alacaklarını alamadıkları için şikayetçi olmak, parayı almak için geldiler evet, mi? Sizi sorumlu ve muhatap gördükleri için geldiler mi? Evet. Biz paramızı istiyoruz dediler. Aslında emekçilerin evet. Emekleri çalınıyor. İşte ben de veremem nedenimizden bundan dolayı bahsediyorum. Özkan'la kocanızla aranızda bir problem yaşandı mı? Evet, o gün de kavga ettik. Neydi tartışma hani, konunuz? Bu olaylardan dolayı çalışmayacaksın dedi. Ben de zaten kendisini arayıp patronumu ben seninle çalışmayacağım dedim. Hayır, kesinlikle. Kesinlikle. Mesajları gösterebilirim Esra Hanım. Kesinlikle. Ben senin bu iş yerinde çalışmanı istemiyorum çünkü... Evet.
Kendisinin Sedat. De daha sonra zaten Sedat'a attığı mesajlar var. Hani Sedat ya bu adama Sedat. Güvenilmez. Seni insanlarla muhatap ediyor. Bak güvende değilsin. Başına bir şey gelir. Karıcığım ne olur bu adamın yanında çalışma dedi mi? Yani o şekilde değil de daha farklı şekilde tartışmasını yaptık. Esra Hanım burada ben söz isteyebilir miyim? Ben çalışacağım diye direttiniz mi? Hayır kendisine söyledim yani tamam dedim. Bu olaydan sonra ayrılacağım kesinlikle yalan. Kesinlikle kendisine yalan. Kendisine attığım mesajlar WhatsApp mesajları duruyor. WhatsApp mesajlarında değilim. Kocanız diyor ki bir daha bu işe gitme. Siz de şimdi bir gerçeği gördünüz. İşe gittiniz mi ertesi gün? Gitmedim. Gitmediniz. Gitmedim. Peki eşiniz size şimdi onun iddiası da şu. Siz ne dediniz? Siz onun karşısına çıkıp diyorsunuz ki hayır ben çalışacağım, çalışacağım. Sedat'la çalışacağım diyerek. Bunu ben hani Sedat olarak değil. Ben bunu en başından beri, ilişkimizin en başından beri söylüyorum. Ben evde oturmaya alıştığım bir kadın değilim. Hanımefendi şimdi Sedat'la çalışmak için kaçan sizsiniz ya. Hayır. Ben o gün seninle çalışacağım deyip Özkan sana tamam bu evlilik bitti boşanalım dedi mi? Ben söyledim. Özkan değil. O nasıl? Tamam dedi mi? O kabul etmedi. İstemedi. Hayır. Boşanmayı ben istedim. Ben... Babanla konuştuk. O ertesi gün seni babana bırakacağız konusunda anlaştık. O gün akşam ben işe giderken servise kadar sen beni uğurladın. Hatta dedim ki seni babana şimdi bırakayım işe gitmeden. Ben eşyalarımı toplayacağım. Yarın sabah bırakırsın dedin. Beni işe gideceğim servise kadar uğurladın. Gece saat 1.08 geçe iletişimim kesildi. Evdeki çocuklar bütün mahallede seni aradı. 6 çuval eşyayı çöpe atıyorum diye çıkmışsın. Ve bir daha da ulaşamadık. O gece ben babamları rahatsız sizin etmedim. Sizin boşanma sebebiniz ne? Benim boşanma sebebim... Benim babam aynı gece bana mesaj atmış. Hani çalışacağım dediği için değil hayır, mi? Hayır. Hayır. O çalışacağım bakın, dediği için. Çalışmasına ben hiçbir zaman karşı değilim. Her zaman da derim. Bu Sedat'la çalışmak istediği için. Sedat'la çalışmasını istemediğim olaylar şöyle gelişiyor. Sedat'ı 3 sefer evime getirdi. Yani bu olaylardan önce 3 sefer ben bu iş yerinden ayrılmasını istedim. Zaten... O gün yayında da söylediğim gibi buyurun, evimize muhatap olabilirsiniz. Evet. Ben kendisiyle muhatap olmak istemiyorum. Tamam, ben bana buraya boşanmaya geldim. Onu şeyleri. Hani ben bu işi bitirmeye geldim. Zaten kendi yaptıklarımı Allah, da ortaya Allah koymaya çok geldim. Allah çok şükür senden kurtulmak istiyorum. Kendi yaptıklarımı bugün olmazsa, da ortaya koymaya yarın geldim. Yapacakmışsın. Ve şunu da söylüyor ya ben madde kullanıyormuşum. Ben bunun testine de açığım. Ben bu konu hakkında da o gece sizin kaçmanızı hızlandıran olay nedir? Nasıl? Yani 29 Haziran gecesi saat 01'de evi terk etmenizin sebebi nedir? Diyorum ya size bir şeyler birike 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 en sonunda biriken artık neydi? Telefonuma... Biriken neydi? Sedat'ı sürekli bizim evimize getirmen. Konu sadece Sedat değildi. Rabia olayını. Rabia'yı tanıyor musun? Rabia'yı tanıyıp tanımamamın bir önemi Rabia'yı var mı? Rabia'yı tanıyor musun? Ben olayı benim en başından çalışan gireyim. İşimdi, evet. Yani Sedat'la neden çalışmanı istemediğimi, seni suça veya kötü yola düşüreceğini, seni kullanacağını bunu defalarca anlatmaya Rabia'yı tanıyor musun? Sana ne, sana ne bundan? Bizim Rabia'yı tanıyor musun? 17 yaşındaki sana kız. Ne? 17 yaşındaki kız. Bu iddia Sedat'ın doğru mu? Sedat'ın akrabası olan Semir. Nasıl? İddiası doğru mu? Sizin çalıştığınız yerde 17 yaşındaki siz de sorumlu işçilerin başındasınız. O yüzden size yöneltmek istiyorum. 17 yaşındaki bir kız çocuğu mağduriyet yaşadı mı? Evet, servis şoförü Semir. O kız çocuğu dediğimiz kişi zaten evliydi. Evli değil. Hani, 17 yaşında evet bir soruma mağduriyet yaşandı mı? Soruma cevap ver. Yok hayır Semir. Öyle bir mağduriyet şikayetçi olmadı. Şikayetçi oldu mu Sedat Bey'den? Hayır. Olmadı. Bildiğim kadarıyla peki. Hayır. Buyurun devam edin. Semir şey servis şoförü niye kovdurdu? Ben Semir'in... Sen kendin anlattın. Semir 17 yaşındaki Rabia'ya taciz etti dedin. Hayır. Hemen Semir'i çıkarttırdınız. İsmi bana geçen güvenmiyor musun dedin. Cevap hakkı vardır. Hayır. Güvenmiyor musun dedim. Bir kadın istemezse kimse bir şey yapamaz dedin. 3 evet, sene boyunca yapamam. Bana eş oldun. Hakkımı helal ediyorum. Ama Sedat'la kimse birlikte yapamaz. Olduktan sonraki kadın sen değilsin. Benim eşim değilsin. Bunların hepsini ispatlayacağım. Neden kaçtınız? Ben hani birine kaçmak ya da bir yere kaçmak amacıyla değil. O evden kaçmak, o evden uzaklaşmak amacıyla çıktım. Aileme de bunu söyledim. Ben bu evi istemiyorum. Ailemin bana dediği, şöyle olur böyle olur, gel 3 gün 5 gün kal yanımızda, kafanı dinle, toparlan, sonra geri döner gidersin, çocuğunun babası bilmem ne deyince, tamam dedim, siz de istemiyorsunuz, ben kendi ayaklarımın üstünde dururum. Ama 3-5 gün gel kafanı dinle demişler. İşte diyorum ya, hani... Rahat bırakmayacağını biliyorum Esra. Hayır, ses her dakika arayacağını, var. Her Hatay'dan dakika beni aradığında ses kayıtları var. Her şeyi biliyorum. O gece sen, peki biliyorum. O gece kim aldı seni? Şimdi bakın buraya çok şimdi dikkat gece, edin o gecenin tarihi. Gece bir yani bu kadar o gece seni kim aldı? Kendim gittim.
Nereye gittiniz? Hayır, ses kayıtları. Arkadaşlarımın yanına gittim. Kendim gittim. Hangi şehre? Hayır. Ya da Antalya'da mıydınız yine? Burdur'dan gelen arkadaşın aldığını söylüyorsun. Hı hı. Burdur için yola çıktım. Ama o gün daha yani ertesi gün birkaç gün sonra. O gün sokağa çıkma yasağı var. Gece 12'den sonra sen nereye gidiyorsun? Her yerde çevirme var. O günden var. Birkaç gün yalanı sonra. Yalanı bile bari doğru konuş. Gibi, hani Hatay'da ifade verdim doğru. Ama oraya siz da hani. Siz Hatay'a gidiyorsunuz gittim, ama. Gittim evet. Hatay'a kimle gidiyorsunuz? Yani kafa dinlemek amacıyla oraya gittim. Hayatım, sen o gece Burdur'a gittiğini söylüyorsun. Sedat da aynı şekilde mesaj atıyor. Eşim Burdur'da. Ben birazdan yanına gidiyorum. Eşinle seni, eşini sana getireyim nerede mi? Nerede olduğunu gayet iyi biliyor zaten. Neyin sorgulamasını yapıyor? Hayır, hayır. Yalan, şunu merak ediyorum. Hayır, neyin sorgulamasını yapıyor? O sen gece... o gece arkadaşınla gitmedin. Sedat'ın evine gittin. Sedat'ın ev sahibini buldum. Pınar'ı, tacize uğrayan Rabia'yı, sonra servis, Suriyeli servis şoförü bunların tarafından tacize uğrayıp hamile kalan aynı kız. Bunların hepsi yalan. Karakola gittiniz. Karakolda ne yaptınız, ne ettiniz? Kızı sevgiye yerleştirdiler. Sedat sizin neyiniz?